Bu Salihli. Mükemmel. Salih. Bu sene mükemmel. Çiçek tutumu. Evet, çiçek tutumu mükemmel. Yaprağından bir geliyor. Evet. Harika. Evet. İzmir Bayındır'dayız. Evet, İzmir Bayındır. İzmir Bayındır'dayız. Efendim, burayı bir tarif eder misiniz? Ova bölgedeyiz. Ova, Kızılcıva'nın ovası burası. Biz Hı-hı. ovadayız. Ovada olduğu halde çok güzel bu. Kendinizi tanıtır mısınız? Mesut Fidan, Çiftçigedin'de ikamet etmekteyim. Soyadınız da çok güzelmiş. Fidan. Evet. 40 yıldır çiftçilik yapıyoruz işte. Efendim, kiraz üreticisiniz. Evet. Salihli kirazlarımızda sorun nedir efendim genelde? Çiçek tutumu. Meyve tutumu. Çiçek meyve tutumu. Doğrudur. Evet, meyve tutumu. Meyveyi tutturduk mu ondan sonra kaliteye bakarız. Evet. Kalite olmazsa... Burada rekor gübre yaprak gübresini kullandık. Evet. 8 dekar, 8 yaşında bahçe. Evet. İlk gözünüze çarpan nedir efendim yani? Çiçekler çok parlak, çok güzel, çok düzgün. Şu anda iyilememiz yok. Peki bir gözdeki tutumu... 8-10 tane tutum görünüyor şu anda. Salih ağacından bahsediyoruz. Evet, Salihli ağacında şu anda 8-10 tane bir gözden peki, tutum var. Peki sap uzunluğu nasıl oluyor peki? Sap uzunluğu da mükemmel. Bu hem bunlar... Geçen yıllara bakış çok güzel. Hem Salih için... Evet, hem de için. Diğer diğerler için de öyle. Şu görüntüyü de duvarda güzel alalım böyle ha. Biz konuşuruz dururken görüntü alalım. Peki peki iklim nasıl gidiyor? Yani rekor gübre yaprak gübresi ne zaman kullandınız? Aşağı yukarı 20 gün önce falan kullandım ben bunu. 20 gün önce kullandınız. Evet, üstünden bir soğuk geçti. Evet. Bir de gıra yağdı. Evet. Yağmurlar nasıl? Stres ya, nasıl? Stresli. Bu yıl stresli bir yıl. Geçmiş yıllara göre bakarsak bu yıl iklim açısından kaç puan verirsiniz? Kötülük, iyilik açısından. İyilik açısından 4-5 veririm. 10 üzerinden. 10 üzerinden. Geçen sene kaçtı sizce puan olarak? Tabii. İklim açısından? 7-8'di. Belki 7-8'di. Ondan önceki yıl? Ondan önceki yıl çok kötüydü. O kaçtı mesela? Bu yılki yıldan biraz iyiydi. Yani 6 gibi diyorsunuz. Evet, 6 ama gibi. Şu an 4-5 puan verdiniz bir iklim yaşıyoruz evet, yani diyorsunuz. Evet. İklim kiraz da çok önemli. Tutum açısından çok önemli. Şimdi efendim gösterelim bu konuştuklarını şöyle kısaca. Yani şu bir de parayla şu gözlerin bir yaklaştıralım. Şu gözün çiçeklerimizin çanak gibi açılma oranına bakalım bir. Evet. Arılar nasıl ki? Arıyı gösterelim arkadaşlar. Nasıl çiçeklerimizin şeysi? Çiçeklerimiz çok güzel. Taçı yüksek. Çok güzel. Harika yani. Taç şeyli. 1 liradan geniş. Çok evet, daha geniş yani. Çok daha geniş. Çok daha geniş bir taç var. Taç her şeyi yani mükemmel ya. Mükemmel diyorsun. Mükemmel. Allah nazardan saklasın o zaman diyelim. Mükemmel. Şimdi efendim tutan gözleri biz devam edelim. Bu arada tabii yağmurlardan ilk açtığında nasıldı yağmurlardan önce? Çiçekler. Yağmurlardan önce açtı. Kar yağmış gibiydi. Ama şuna rağmen şu an bakın. Evvelsi gün yağmur yağınca tabii. Mesut Beyciğim şöyle bir görüntü alabiliyorduk mu Salih'de? Şu görüntüyü, şu evet, hizayı yok, böyle. Yok. Böyle top yaklaşalım. Görüntü olmuyordu. Top görüntü olmuyordu yani. Hayır. Mesela sabit duralım. Şu top görüntü olmuyordu. Gelelim. Şu top görüntüyü alalım bir şöyle. Ha. Şu top görüntü olmuyordu. Evet. Mükemmel. Peki arıların çalışmasını eskiye göre nasıl buluyorsunuz? Ya, sanki oğul gelmiş gibi. Bugün kapalı hava diyorsunuz. Kapalı olduğu halde güzel. Ama ona rağmen arılar evet. Hiç durmuyor diyorsunuz. Evet hiç durmuyor. Gelelim döllenme başarısına. Şimdi döllenmişleri bir gözde kaç tane var sayabilir miyiz ya şöyle? Mesela şu gözde. Yaklaşalım şöyle. Bu döllenmiş hemen %80'i döllenmiş. Döllenmiş diyorsunuz. Saplar çok sağlam. Uzunluk mükemmel. Bir kopartın bir tanesini. Kaç tane döllendi sayalım lütfen bir. Bir gözde evet. Kaç döllenme oluyor? 4, 6, 8, 10, 13 tane var. Döllenme olmuş diyorsunuz yani. Evet. Bu döllenmeyi yapmış. Evet. Sap uzunluğu mükemmel. Evet. Peki daha ne lazım şimdi? Sap uzunluğu olacak. Canlı olacak. Evet canlı olacak. Yani sağlam olacak. Yani bu sap sağlam olmazsa döker. Papatya gibi değil mi şu anda? Evet. Aynen, papatya gibi. Şöyle gösterin lütfen. Papatya gibi. Evet harika. Bu döllenmiş bu. Evet süper. Sapı da sağlıklı. Sapı da sağlıklı. Devam edelim lütfen. Tabii burada siz rekor gelişim de kullandınız tabandan. Tabandan da kullandık. Evet. Yapraktan da ağacın tepeden de kullandık. Evet. Güzel, harika bir şey yani. Şimdi bize soranlara Salihli gösterin diyorlardı çiçeklenme aşamasında. Buyurun de, görsünler. Buyurun ya. Size bir Salihli ki burası kirazlılık açısından en azından biraz daha değil mi? Ova burası. Sonuçta kirazın çok da sevdiği bir yer değil. Yok, sevdiği değil. Evet. Her şeyde strese girer burada. Evet. Biraz daha o bölge. Evet.
Efendim şimdi bir de başka cinslere bakalım. Madem elinizdeki o kalsın, şu sap uzunluğuyla gelelim. Şuradaki bir başka cinsimizin sap uzunluğunu kıyaslayalım bakalım. Bu örlü börlü. Örlü börlü. Buyurun gelin. Mesela, bu arada şimdi tarlamızda bir sürü çeşit sahili var. Hepsi aynı değil. Erkencisi var, ortancısı var, geççisi var. Doğru mu? Evet. Mesela şimdi örlü börlü, börlüye gelelim. Hemen hemen eşit ya. Evet, tam gösterin ekran karşısına, şöyle gösterin. Eşit sap hemen hemen eşit. Bunlar daha kısa olur. Bu sene daha güzel. Şimdi mesela eşit tutmadığınız zaman bak, o çanaklarının alt başlangıcı var ya. Ha. Orayı eşit tuttunuz sen şöyle. Ha, oradan bir az bir şey daha salili, belki uzun. Salilinin yapısıdır ama zaten. Ama tabii uzun genel olur ama örlü börlü için harika diyorsunuz ya. Yani. Örlü börlü için harika. Şu örlü börlü çiçeklemeye görelim madem öyle. Nasıl? Harika harika. Peki yapraktan bahsettik. Nasıl oluyor yaprak şu anda? Yaprağından bir geliyor. Yaprakları bu böyle olmaz mıydı normalde? Hayır. Yaprağından bir gelmez. Yaprağından bir gelirse zaten iğleme yapmaz. Çünkü fotosentez önemli yapacak konu ki. Tabii. İğleme dediğiniz şey dökülme. Dökülme. Yani yaprağına bir gelmezse mantarlaşmadan dökülüyor. Dökülüyor yani. Evet. Güç zayıf kalıyor. Besleyemiyor. Evet. Şu an az önceki ağacımız dahil. Bak gelelim tekrar saliliğe. Burada yaprağıyla birlikte geliyor mu? Evet. Yaprağından bir geliyor. Bu önemli konu. Yaprağından bir gelmesi önemli zaten. Evet. Çünkü yaprağıyla bir gelmediği anda dökülme hadisesi, evet, iğleme kaçınılmaz, evet, diyorsunuz. Mesela bu kıradan önce olmuş, tutmuş. Evet. Bir salili. Gelelim. Kıradan önce tutmuş. Evet. Sayalım yani, bir gözde kaç tane var tutan. Peki tutanların iriliği nasıl şu anda? Tutanların iriliği büyüyor ya. Büyüme hızını söylüyorum ben size. Büyüme hızı çok güzel. Evet. Tekrar rekor gübresi, bu yaprak gübresi ne zaman uygulayacaksınız? %100 çiçek tamamladı mı? Ondan sonra onu kullanacağız. Bir daha uygulayacaksınız, evet, ikinciyi. Hem sap için. Evet. Hem sap için, hem iyileme için, hem şey için kullanacağız. İşte rekor gübre hem sap uzatıcıdır. Evet. Ondan kaliteyi sonra arttırmamız gerekiyor. Stresi keser, kaliteyi artırır, parlaklığı artırır, canlılığı artırır. Evet. Her türlü bitkinin raf ömrünü artırır. Özellikle raf ömrü konusunda göreceğiniz en güzel üründür ya, tamam? Ben ne kadar kazansam da satan da kazanması gerekiyor. Peki kalite önemli mi? Kalite olmazsa olmaz. Boş geçecek ya vaktiniz var mı? Bir saniye bile boş geçecek. Peki insanlar diyor, niye kalitesiz ürün kullanıp da boş geçiyorlar? Sizce kalitesiz demek biz aç kalırız demek yani. Siz kalitesiz peki rekor ürün gübreyi satın aldınız. Rekor gübre bayimiz, bayındır bayimiz. Evet, Ferrupe'den aldık. Ferrupe'den aldınız. Evet. Peki ne söyledi de ne gördünüz? Yani size satılırken söylenen şeylerden her şeyi gördük. Her şeyi gördünüz. Her şeyi gördük. Fazlasını gördünüz mü? Evet, her şeyi gördük. Yani ne söylediyse hepsi hepsi mevcut, çıkıyor. Mevcut. Kendilerine desteklerine olur. Biz teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Teşekkür ederiz. Devam edelim. Buyurun gelin. Daha yeni açan sahiller var burada. Yani sonuçta dedik ya, geçisi var, ortancısı var. Evet. Mesela bu Regina. Evet. Bu Regina. Bu sahilden geç. Geç bu olan bir, evet. Evet. En geç olan bu. Peki bundaki çanak nasıl, çanak yapısı? Bundaki çanak yapısı daha çok düzgünce gösterelim lütfen bir. Daha harika. Dur. Bundaki çanak yapısı daha harika. Çünkü daha yeni açtığı için ister istemez. Evet, geçti çünkü cins. Daha harika. Daha bembeyaz şu anda. Niye? Çünkü daha henüz yeni yeni açıyor, evet, ki daha en, evet, tertemiz hali. Bunun da sapı uzun mesela. Bir gösterin lütfen. Mesela biz salihli ayarında, evet, bunun da sapı kısa olur. Gösterin lütfen onu da. En sol elinizdeki o değil mi? Sol taraftaki. Bu anda da hemen hemen salihli ayarında. Yani gösterin, kamera almadı. Dur şöyle tutayım da. Evet. Yani hemen hemen salihli ayarında. En uzun olan hangisi? Bu salihli. Diğeri de şey. Bu Regina. Regina. Yani Regina kirazımızda da sap uzunluğu konusunu. Evet. Sapı kısa olur bunun ama, evet, güzel. Bu sene mükemmel. Peki yaprak bunda da geliyor. Evet. Yaprağından bir geliyor. Zaten gelmesi gerekiyor. Gelmezse zaten. Gelmediği zaman demek ki arkada çalışmıyor. Evet. Yani ağır çalışır yani. Gelelim efendim. Şu ağacımıza gelelim be. Bu arada budamayı bodur yapıyorsunuz. İşçilik. İşçilik aslında. İşçilik tasarrufu. Yani böyle olursa yerden toplar. Evet. Ya da iki ayak merdiveni iki ayak çıkar toplar. Öbürü öyle 3 metre, evet, 4 metre merdivenden iş olmuyor. Doğrudur. Bu nedir efendim şimdi? Bu da salili. Bu biraz geç açan. Geç açan salili. Hmm. Bakın tutumu nasıl şu anda? Gösterelim şuradan. Harika harika. Şurayı bir gösterin lütfen. Evet. İndirin aşağı doğru isterseniz şöyle. Harika. Evet. Mükemmel. Mükemmel. Bundan iyisi can sağlığı. Bundan iyi. Tutum açısından, çiçek açısından her şey harika. Evet. Bu diğeriyle aynı cins değil sanırım. Bu biraz daha şey. Bu orta gibi. Orta gibi bir salili diyorsunuz. Evet. Çok güzel. Yeterli efendim. Ben bahçenin genel durumu bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Dostlarınıza tavsiye ediyor musunuz? Herkese. Evet. Paranız yabana gitmez. Allah razı olsun. Biz de bütün kiraz üreticilerimize hayırlı uğurlu bir sezon diliyoruz. Amin. Size de bol bereketli olsun. Şimdiden bol kazançlar diyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun.